Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ve bu haftanın ikinci videosu pazar videosu oldu. Buradaki semt pazarına gittik. Birazcık fiyatlar hakkında hem size bir fikir vermek istedik. Hem de bir challenge aslında yapmıştık. 100 lirayla ne kadarlık alışveriş yapabiliriz, neler alabiliriz, neler eksik kalır? Onunla alakalı bir video oldu. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar pek bir şey alamıyorsunuz aslında. Artık 100 liranın sadece adı var. Ama önce bir pazara gidelim, fiyatları görelim. Daha sonra aldığımız şeyleri burada çıkartalım biz. Yayık pazarına gidiyor. Pazara doğru yürüyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi 100 liramızı çektik. 100 lirayla neler alabileceğiz bakalım. Bir alabilecek miyiz bakalım? Maskelerimizi takalım. Köylü pazarı kısmı. Tamam, o tarafa gidelim. Köy ortası 1.75 euro. Bu kısım tamamen buradaki köylülerin kendi ürünlerini sattıkları kısım. Yani buradaki bahçelerin mahsulü. Bu kadar bakıyorsunuz. Burada fiyatlar yok açıkçası. Tohumlar. Aslında köy patatesi 4 TL. Bu da 5 TL'ymiş. Patates 4 TL. Bu da lira mı herhalde ufakla? Lahana tane 10 lira. Ama yemek bitiyor, sarma için uygun. Onu bilemedim. Geçen hafta 7 liraydı. Aynen, havuç 5 lira. 4 lira. Meşhur salatalık burada 11 lira arkadaşlar. En uygun bulduğumuz 11.90 ya, 12 lira yine. Üstmüş de şey, bambama mı koyarız gerçi? Bambama koyarız. Bozulur var mı? Yüzeyi bunun için bozulur mu? Boz. Boz o zaman. Evet, 2 kiloya ıspanak alıyoruz. Bunu bambam için alıyoruz. Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Mia da çok meraklı şekilde etrafı inceliyor arkadaşlar. İlk pazara gelişi. Değil mi aşkım? Oh.
Yerim seni. Aşkım. Kolay gelsin. Artık mandalinanın mevsimi bitti diyorlar sadece. Portakal. Yine çorbalar için iki tane kabak alacağım. O evet, mevsimi değil ama Mia kahvaltıda salatalık yemeği çok seviyor, o yüzden onun için biraz alacağım. Abi 8 lira da burası. 15 lira da burası. Kolay gelsin. Çekin. Valla mısırın çok güzel, çok güzel patlıyor. Birkaç hafta daha var, bir daha sene. Bahçenin varsa bir ay sonra doğum keşfi. Kolay gelsin. Mısırın... Ben mağara almadım. Bütün param. Saltım, saltım harika. Bu kadar. 13,5. Bir tane büyük almaya yetmiyor. Burada da kaldı. Salkım, salkım! Bu kadarım kaldı. Yani 4,5. 4,5 liram kaldı 100 lirada. Fakat 1 lira başta Deniz vermişti, onu atıyorum. 3,5 liram var. Bununla da 2 tane simit alırız. Yani artık bu iki simidi de alamayız. Alayım ben. 2,5.
sadece bir tane. Param çatmadı. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Mia? Simit mi yiyorsun annem? Afiyet yiyorsun. Olsun güzel kızıma. Ay. 99 liraya alışverişimizi tamamladık. Bakın 1 lira da burada. Nasıl göstermiştim? Şöyle. 1 liramız arttı arkadaş. Tane tane çıkartalım. Zaten şeyde de gördünüz ama hani bir masada ne kadar duruyor? 100 liralık bir şey aldığınız zaman masada ne kadar çıkart istiyorsam yer kaplıyor. Bir tane karnabahar. Karnabahar. Ve akşam bir tane karnabahar, yani bu 10 liraydı. Yani ortalama kilosu 20 lira. Ya kadar çıkıyor. 20 lira, 15, 20 o şekilde. Bir adet mısır. Akşamları biz bunu patlatıp yiyoruz. Burada sevdiğimiz bir atıştırmalık. Evet. Film izlerken popcorn. Mia kuşa elma. Amasya elması. Amasya elması ve mantar. Evet, o da yarım kilo. Bu 1 kiloydu. 7,5 lira. Yine Mia kuşa muz. 14 lira sanıyorum. Bambama brokoli. Tamam, biz de yiyoruz brokoli. Bunda şöyle ufak ufak iki parça var. Bakın aslında brokoli ve karnabaharın mevsimi diyebiliriz. Evet. Ve bunlar da kilo 20 lira. 15-20 lira arkadaşlar. Yani yine de o kadar mevsimi olan bir sebze için bence uygun değil. Kuru soğan. Soğan evet uygundu. 2,5 liraydı kilosu. Salatalık ve kabak. Kabak. Birkaç tane. Havuç. Kabak. Ispanak. Ve taze soğan. Burada şok düzeyde bence ucuz aldığımız şey bu ıspanak. Yani aşağı yukarı burada yarım kiloya yakın vardır. Yarım kilo ıspanağa 1 lira verdik. Evet ama adam da onu satarken abi bu börek içi börek olur. İçi olur dedi. Hemen şöyle bir... Çok iyi bir ıspanak değil ama biz Bambam'ın yemeklerinde de mamasını da kullanıyoruz. Şöyle. Ayıklanabilir diye ama 1 lira yani. Görüşmeler. Şimdi bakınca... Taze soğandan ve maydanozdan ucuz. Ha, bir tane de simit aldık. Ben normalde pazara çıkmıyorum. Buradaki pazara ilk gidişimdi hatta. Evet, aslında çok kez. Uzun süredir rahmetli anneannem zamanından sonra pazara ilk gidişim olabilir ki yani herhalde burada 20 seneden falan bahsediyoruz. Daha çok bizde bu işleri Filiz hallediyor. Evet. Sağ olsun. Ama bana pahalı geldi fiyatlar. Tamam hani burası biraz ben fiyat araştırması yaptım. İstanbul'a göre yine ucuz da olsa. Pahalı yani. Aslında burada yemeklik çok da fazla bir şey yok. Balıkçı kısmına girmeye yani 100 lirayla cesaretimiz yoktu, girmedik. Hamsinin kilosu 30 TL'ydi. Kilosu 30 liraydı evet. 100 lirayla gerçekten tam olarak ihtiyaçlarınızı alamıyorsunuz. Şimdi bunun içine bir gün kırmızı et, bir gün beyaz et, bir gün de balık yeseniz. Geri kalan işte kuru bakliyattır, ne bileyim temizlik malzemeleridir. Değil mi? Hani bunun yumuşatıcısıdır, deterjanıdır, işte bulaşık süngeridir, cart artık nesi varsa. Baktığınız zaman yani 1000 lirayı geçen bir harcama oluyor. Bir ay, 4 hafta. Baktığınız zaman zaten 4000 lira gitti. Ev kirası nerede, faturalar nerede? Gerçekten çok zor bir dönemdeyiz arkadaşlar. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bu arada arkadaşım izliyorsun, abone ol lütfen. Şu an göreyim hemen bir abone tuşuna tıklarsan seviniriz. Bildirim zilini de aç unutma. Katıl butonundan ayrıca bize destek de olabilirsin. Evet. O da abiler ablalar gönlünüzden kardeşim, ne koparsa. İzliyorsun işte bak izlenmelerimiz çok güzel. İzliyorsun madem çok hoş, çok teşekkür ederiz. Bu da kıymetli. Hı. Ama abone de oluverirsen eğer bize çok büyük bir iyilik yapmış olursun. Evet canımız takipçilerimiz inşallah bu videodan da keyif almışsınızdır. Biz çok keyif aldık yine çekerken. Sayenizde bu video vesilesiyle ben ilk kez Deniz'le beraber pazara çıkmış oldum. Evet, hayatında ilk pazar oldu. Evet benim. Yani birlikteliğimiz boyunca ilk kez böyle bir şey tecrübe ediyoruz. İlk kez Deniz pazara çıkıyor. Bunu da sayenizde tecrübe etmiş oldum ben de. Ben de size teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. İstediğiniz videolar varsa bu arada hani evet. Şu tarz videolar çekebilirsiniz. İşte şu ilgi çekici olur. Biz bunu görmek isteriz. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Hepsini sırayla yapacağız. Çok yeniyiz. Mutlaka eksiklerimiz oluyordur. Sürçülisan ediyorsak o da affola. Yani elimizden geleni yapıyoruz size iyi bir şeyler sunabilmek için. Umuyorum keyif alıyorsunuzdur. Keyif alıyorsanız ve henüz abone olmamışsanız yine küçük bir hatırlatma. Lütfen abone olun. Videomuzu beğenin, yorum yapın. Beğenmediyseniz de beğenmedim diyebilirsiniz. Bildirim zilini sonsuz. De açın abone evet. Olduktan sonra evet, arkadaşlar. Lütfen açın. Bir videonun da sonuna gelirken... Evet. Bir günü daha deviriyoruz bitiyor. Yanda Mia'mız uyuyor. Pazar yorgunluğu. Tabii Mia göğsümde, pazar torbaları elimde.
taraftan da kamerayla çekmeye çalışmak. Ben hiçbir şey yapmıyormuşum gibi oluyor böyle söylediğinde. Aşkım sen de işte önümde yürüdün. Pazarcılardan alman gerekenleri aldın. Bana ben verdi. Mi taşıdım poşet? Taşıdın aşkım. Taşıdım. Bana verene kadar taşıdım. Ya of, çok müzikçisin. Sönmez oldu kadınları poşet taşımız. Ya. Bizim çekirdek sönmez oldu. Ya biz ilk kez benimle pazara gitti, konu buralara geldi yani. Sürekli ben yapıyorum bunu. Allah Allah. Evet ya, alışveriş ben çok sevmem. Genelde çok hızlıyımdır bu konuda. Çok hızlı çıkarım direkt. Kendim için de hani bir yere gireceksem alacağımı alır çıkarım. Hani öyle bir şeye bakayım, şunu da deneyeyim. Hiç benim huyum değildir. O yüzden hızlı bir pazar alışverişi oldu arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.